Parti olarak aylardır tartışmaların odağındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni alt etmek, tesirsiz ve edilgen hale getirmek için pis bir oyun sahnelenmektedir. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in varlığından ürken ve rahatsız olan çevreler, kullanacakları ve yönetecekleri işbirlikçili aktörleri çok çabuk bulmuşlardır. Bunların fıtratı bozuk, fikri bulanıktır. Bunlar her kılığa giren, her kaba sığınan kurnazlıktadır. Hep söyledim, yine söylüyorum. Amaç MHP'yi marjinalleştirmek, bileğini bükmek, siyasetten ve meclisten mümkünse tasfiye etmektir. Bu nedenle bünyemize harici müdahaleler çoğalmıştır. Nitekim oyun büyük ve ahlaksızdır. Biz bu oyunu çok şükür zamanında gördük ve bozmak için yüreğimizi koyduk. Biz bu oyunun figüranlarını tanıdık. Taktıkları maskeleri yırtmak için geceyi gündüze kattık. Pensilvanya'nın talimatlı mihraklar, MHP'ye yuvalanıp kontrol edeceklerini zannedecek kadar küçülmüş, ufalanmış, vicdanen dağılmışlardır. Bu kutlu davaya paralel şırıngasını saplamak için kuyruğa girip paradigma aşısı için sabırsızlanlara bizde ne uzatılacak bir el ne de açılacak bir kapı asla yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi şehitlerimizin muazzez bir yadigarıdır. Şirret hesaplarla önü kesilemeyecek, geleceği silinemeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü ömürlerin aziz bir hatırasıdır ve de ülkücülükten geçinen, ülkücü gibi etrafta gezinen karanlık emellere, kara borsacı ellere peşkeş çekilemeyecek, teslim edilemeyecektir. Biz davamızı sokakta bulmadık. Oyunlara aldanıp da hiçbir hasis ve haine devretmeyecek, asla vermeyeceğiz. Bildiğiniz gibi partimizi içine alan hukuki süreçler sürekli farklılaşmakta. Gün geçmiyor ki yeni durumlar ortaya çıkmaktadır. 24 Haziran'da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Haziran'da yapılan Korsan Kurultay'da alınan kararlar ve yapılan tüzük değişiklikleriyle ilgili ihtiyacı tedbir kararı vermiştir. Böylelikle Korsan Kurultay tüm sonuçları itibariyle beklenmeye alınmıştır. Çoktan liberalliğe dümen kırmış bazı kalem sahipleriyle Erdoğan'ın yanından uzaklaştırılmış bir kısım cahil köşe yazarının Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını hazmedemediği görülmektedir. Birisi kendi pecmurda haline yanmaz. MHP'nin hali diye yazı yaz kaleme alır. Birisi edepsizce MHP'de yenilenmiş diyenlerin üstüne masa başı karalamalarla gidildiğini, mizansen manşetlerle saldırıldığını söyler. Birisi elindeki kör hançeri ve kendi genetik hasarını saklayacak kasap bıçağı ile MHP'nin genlerine müdahale ediliyor der. Siyaset dışı ameliyat diyeni mi ararsınız? Ali Cengiz oyunu diyene mi bakarsınız? Bunların alayı MHP'nin düşüşünü gözle. Fakat hayatları boyunca buna şahit olamayacak kırık çürük kalem sahibi medya simsarlarıdır. Bunlar gibilerinin bastığı yerde ot bitmez. Olduğu yerde bereket kalmaz. Yalan bunlarda çarpıtma bunların mesleğidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu kutlu davayı yolundan döndüremeyecekler, oyuna getiremeyecekler, Türklüğün özlemini sindiremeyeceklerdir. Dün de Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tensip ve ek tedbiri kararı karşısında parti tüzüğümüzün 63. maddesinin 4. fıkrasına aykırı olduğundan 10 Temmuz'da planladığımız 6. olağanüstü büyük kurultayımızda seçim yapılamayacağına hükmetmiştir. Kaldı ki bu hüküm söz konusu mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar sürecektir. Buradan çıkardığımız sonuç şudur. Hukuken 10 Temmuz'da genel başkan ve genel merkez organlarının seçiminin gerçekleşmesi şu aşama ve tablo karşısında mümkün değildir.
Tüzük değişikliği konusunda ise 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı bulunduğundan bu çerçevede bir değişikliğe gitmek de usul ve esas açısından doğru ve yerinde görülmeyecektir. Yargısal süreçler 10 Temmuz 2016'da yapmayı düşündüğümüz 6. Olağanüstü Büyük Kurultayımızı şimdilik imkansız kılmaktadır. Bundan sonra izlenecek yol haritamızı Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararına karşı paralel kuryelerin YSK'ya yaptıkları itirazlar netleştikten sonra milletimizle ve aziz dava arkadaşlarımızla anında paylaşacağız. Ne ilginçtir ki kendilerini mutlu eden yargı kararlarını alkışlayan, hayal kırıklığı yaşamalarına yol açan yargı kararlarını çekinmeden eleştirenlerin trajikomik hallerini herkes görmektedir. MHP üzerinde oynanan oyunlara, muhalif adı altında payandalık yapan bir avuç kendini bilmezin, sosyal medya üzerinden estirdiği iftira yağmurunu ve yüzsüz ithamlarını da esefle takip edip not alıyoruz. İkircikli ve tutarsızlığın esiri olan bu şahısların bize akıl vermeye kalkışması, birliğimize ve dirliğimize musallat olma iştahları beyhude bir çırpınıştır. Bunlar için kurulan oyun tezgahında kıvrana kıvrana azap duymak, sonra da pişmanlıklar içinde uzun bir dinlenme safhasına geçmek kaçınılmaz bir akibettir. Onlar tamamen serbest kalıp süresiz dinlenmeye çekilirken bizim işimiz vardır, yapacaklarımız çoktur. Her dava arkadaşım milletiyle buluşacak, görüşecek, anlaşacak ve kaynaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Allah'ın izniyle iktidar mücadelesine tüm gücüyle asılacak, hedeflerine ulaşacak, her oyunu da bozacaktır. Bilmeyen varsa söyleyeyim, engel tanımayız. Müfterileri takmayız. Yılmayız, yıkılmayız. Yenilmeyiz. Türkiye'nin, Türklüğün hizmetinden bir an olsun vazgeçmeyiz. Bu hafta idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi, haftaya karşılayacağımızı, Ramazan bayramımızı bugünden tebrik ediyor. Cenab-ı Allah'tan nice Ramazanlara hep beraber ulaşmayı niyaz ediyorum.